Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle fenomen yayınları 7. sınıf 1. E, fasikül gençler tam sayıları çıkarma işlemi e, konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler sayfa 17 ve 18'deki etkinlikleri birlikte yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Elinde yeşil renkli ve turuncu renkli puldan 16 tane bulunan Defne eksi -24 eksi, eksi -32 işleminin sonucunu en az sayıda pul kullanarak göstermiştir. Son durumda Defne'nin elinde kalan pulların değeri toplamı kaçtır diye soruyor. Gençler öncelikle işlemimizin sonucunu bulmamız gerekir. Eksi -24'ten Eksi 32'yi çıkaracağız arkadaşlar. Burada eksilen sayıyı aynen yazalım. Eksi 24'ü yazdım. E çıkan sayı toplama göre tersine çeviriyoruz. Ve toplama işlemi'ne döndürecek olursam. Evet 32'den 24'ü çıkardık. Sonucu artı 8'dir. E bu artı 8'i gençler. iyi 10 tane artı pulumuz vardı. Yani bunlar toplamı artı 10 yapar. 10 tane eksi pul olduğu için toplamları da eksi 10'dur. Şimdi en kısa gençler en az sayıda göstereceği için ne yapmamız gerekiyor gençler? Artı 8'in hepsini yeşil puldan almış olsun. O halde yeşil puldan 8 tanesini gençler kullandığına göre 2 tane kalır elinde diyoruz. E, turuncu pulu hiç ellemedik. Turuncu pul aynen duruyor. Yani bundan da 10 tane elinde var. 2 tane yeşilin toplamı gençler artı 2'dir. Ve 10 tane eksin toplamı eksi 10'du. Bu ikisini toplarsam artı 2 artı eksi 10 diyoruz. Buradan sonuç olarak eksi 8 olur. Elinde kalan kulların toplamı diyelim. Evet 17. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen işlemlere göre A eksi B kaçtır diye sordu. Yaşar şöyle A'yı aynen yazıyorum. Bakın köşeli parantez içerisinde... Ee, Açıyorum gençler. Eksi 7'den eksi 5'i çıkartırken eksi 5'i artıya çevireceğim ve toplamaya döndüreceğim. Eksi 7'yi aynen yazdım. Bunu artı 5'e çeviriyorum ve toplayacağım. Kapattım köşeli parantezi eksi. Burada da gençler şöyle yapabiliriz. Eksi 11 ile eksi 4'ü direkt toplayabilirim. Eksi 11 eksi 4 daha eksi 15 yapar. Burayı kapattık. A'yı hesaplamaya devam edelim. Eksi 7 ile artı 5'i toplarsak gençler eksi 2 yapar. Artı, e, bakın burada eksi olduğu için önceki eksi 15'i artı şuraya çevirelim gençler. Bakın eksi 15'i artı 15'e çevireceğim. Ve aradaki e, çıkarma işlemini toplamaya döndüreceğim. Buradan A'nın değeri eksi 2 artı 15 daha artı 13 olur diyoruz. Geldik gençler B'yi hesaplamaya. Eksi 8, eksi artı 17. Yeni çıkarma işlemini öncelikle toplamaya çevirecek olursam eksi 8 yazdım. Bunu eksi çevirdim ve topluyorum. Eksi 8 ile eksi 17 toplarsak da eksi 25 olur. Bu işlemimizin sonucu. Bizden A'dan B'yi çıkarmamızı istedi. O halde A eksi B artı 13'ten eksi 25'i çıkaracağım. Gerçekten yine şu iki eksi yan yana geldiği için bunu toplamaya çevirecek olursam Artı 13 aynen yazıldı. Artı 25'i e çevirdim. Ve topluyorum. Evet 13, 25 daha. 38 olur. İstersek artı diye de yazabiliriz. Bu sonucu da denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Devam ediyorum. Evet işlemleri yaparken gençler önce parantez içindeki işlemleri yapılır diye kuralımızı hatırlatmış. Evet 18'in sorumuza bakalım. Verilenlere göre Verilen işlemlere göre üçgen eksi kare işleminin sonucunu istiyor. Öncelikle kareyi aynen şöyle yazalım. Eksi 12 eksi 5. Eksi eksi 27. Sevgili gençler burada dikkat edersek eksi 12 ile eksi 5'in öndeki işaretleri şöyle demiştik hatırlayın. Bunlar sanki kendi işaretiymiş gibi düşünüp toplayacağım. O halde buradan eksi 12 eksi 5 daha. Eksi 17 sonucu gelir diyoruz. Burada da 2 eksi yan yana gelince arkadaşlar artık artıya döndüğünü öğrendiğimiz için istersek buradan toplamaya çevirerek yazalım. Eksi 17 artı 27 daha. 27'den 17'yi çıkardım. 10 kaldı. 27'nin işaretini yazdım. Ve artı 10 oldu karenin sonucu. Yani aynı şekilde sevgili gençler üçgenimize bakalım. Evet. 18'i yazacağım. Bunu artı 17'ye eksi 17'ye çevirerek toplamaya döndüreceğim. Hadi köşeli parantezde eksi 18 yazdım. Artı 17 eksi 17'ye çevirdim. Ve toplamaya döndürdük. Kapattık köşeli parantezi. Eksi eksi 32. Buradan eksi 18 ile eksi 37'yi toplarsak eksi 35 olur. da çıkarma işlemini bakın toplamaya çevireceğim. Artı artı 32 oldu. Eksi 32, e, eksi 35 artı 32 daha. Eksi 3 olur. işlemimizin sonucu diyoruz. Peki üçgenden kareyi çıkaracaktım. Üçgen eksi kare diyorum. Yani eksi 3'ten artı 10'u çıkaracağız sevgili arkadaşlar. Burada da yine toplamaya çevirecek olursam eksi 3'ü yazdım. Bunu eksi 10'a çevirdim ve topluyorum. Buradan eksi 13 olur. işlemimizin sonucu ve A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Olduğuna göre a eksi b kaçtır diye sordu. Gençler bakın bir çıkarma işleminde eksilerini bulmak için ne yaparım? Çıkanla farkı toplarız. O halde a'yı bulmak için eksi 7 ile eksi 5'i toplarsak yeter gençler. Eksi 7 ile eksi 5'i topluyorum ve a'nın değeri eksi 12'dir. Aynı şekilde b eksilen gençler B'yi bulmak için de bakın burada artık artı e, A yerine eksi 12 yazalım. Eksi 12 ile eksi 8'i toplayacağım. Buradan B'nin değeri eksi 20 olur. Bizden A eksi B'yi istedi. Eksi 12'den eksi 20'yi gençler çıkaracağız. Evet buradan yine toplamaya çevirecek olursam eksi 12'yi yazdım. Artı artı 20 oldu. Eksi 12 ile artı 20'yi toplarsak 8 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet 20. sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı buradaki kareymiş. Burada verilenlere göre benden işlemin sonucunu istiyor. Gençler 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 100'dür. Böyle aynen yazalım. Eksi 100. Eksi. Üçgene baktığımız zaman iki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Gerçi iki basamaklı ve en büyük negatif tam sayımız da eksi 10'dur. Evet, dairede gençler en büyük negatif tam sayıydı. Arada eksimiz var. En büyük negatif tam sayı da eksi 1'dir. Burada şunları gençler toplamaya çevirerek tekrar yazıyorum. Eksi 100'ü yazdım. Artı artı 10 oldu. Artı artı 1'e döndüm. Arkadaşlar şöyle 2 artıyı toplarsak artı 11 yapar. Evet. Eksi 100 ile artı 11'i toplarsam da 100'den 11'i çıkarıyorum. 89. 100'ün işaretini yazdım. Eksi 89 olur. Bu işlemimizin sonucu diyorum. Evet. Devam edelim. Evet 21. sorumuza gençler bakın mutlak değerli bir sorumuz var arkadaşlar. E, bu işlemin sonucunu istiyor. Gençler öncelikle şunu yapalım. Bakın parantez içerisindeki işlemleri yapabilirim. Eksi 8 ile artı 10'u toplarsam ne yapar gençler? Burası artı 2 yapar. Şöyle eşittir dedim. Artı 2 yazdım. Gençler eksi mutlak değer gençler eksi 7 mutlak değerden artı, 8, artı 7 olarak çıkar. Buraya artı 7 dedim. Eksi. 2'den eksi 15 çıkaracağım gençler. Yani 2 ile aslında eksi 15'i toplar gibi düşünebiliriz. Bu da eksi 13 yapar. Şimdi gençler bakın şu çıkarma işlemlerini toplamaya çevireceğim. Artı 2 yazdım. Artı eksi 7 oldu. Burası da 2 tane artıya döndü. Şimdi artı 2 ile eksi 7'yi toplarsam gençler eksi 5 yapar. Artı artı 13 diyorum. Evet 13 ile eksi 5'i toplarken 13'ten 5 çıkardım. 8, 13'ün işaretini yazdım. Artı 8 olur bu işlemimizin değeri diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Evet öncelikle mutlak değeri çıkarmamız gerektiğini söyledi. Evet, i̇şlemin sonucu kaçtır dedi. Gençler en üstteki parantezden başlayacağım. Bakın buraya baktığım zaman eksi 2 ile artı 8'i toplarsam burası artı 6 yapar gençler. Burada da eksi 13 ile eksi 15'i topluyorum. Eksi 28 yapar. Buna göre tekrar işlemimizi yazalım. 24 eksi köşeli parantezi açtım. Eksi artı 6 oldu. Evet burada gençler bakın şöyle eksi buradan da eksi 28 geldi. Şu işaretleri gençler aslında işaretleri artık çarpmayı öğrenmemiz gerekir. 24 eksi yazdım. Eksi ile artıyı çarparsam eksi 6 yapar. Eksi ile eksi de artı döner gençler. Bu da artı 28. Eksi 6 ile 28 toplayacağım ve 24'ten çıkaracağım. Eksi 6 ile 28 toplarsam 22 yapar. 24'ten 22'yi çıkartırsam da işlemimizin sonucunu 2 olarak yazarız. Evet sevgili gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. İşlemin sonucu kaçtır dedim. Gençler bakın. Öndeki işaretler sanki sayın işaretiymiş gibi düşünüp toplama işlemi yaparsak en pratik yolu öğrenmiş oluruz. Eksi 8 ile artı 3'ü toplarsam burası eksi 5 yapar. Arada eksimiz var. Eksi 2 ile eksi 5'i topluyorum. Eksi 7. Arada eksi var. Eksi 12 ile artı 7 toplarsam da eksi 5 olur. Buradan gençler eksi 5'i yazıyorum. Bakın bunlar artık artıya dönecek. O halde artı artı 7 artı artı 5 şeklinde yazalım. İşte bakın eksi 5 ile artı 5 birbirini götürür. Buradan işlemimizin sonucu artı 7 kalır deriz. Evet 24. sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar 24. sorumuzda arkadaşlar buna göre 4 ildeki gündüz hava sıcaklıkları toplamı kaç derecedir diye sordu. Arkadaşlar verilen bilgilere göre öncelikle tabloyu doldurmamız gerekiyor. Evet ilk bilgiye baktığımız zaman Van'daki gündüz hava sıcaklığı Adana'daki gündüz hava sıcaklığından 10 derece daha düşüktür. Gençler Adana'da gündüz 4 derece. O halde bundan 10 derece düşükse 4 ile eksi 10'u toplarım. Veya gençler 4'ten 10'u çıkartırım aynı sonucu elde ederiz. Demek ki Van'daki gündüz hava sıcaklığı eksi 6 derecedir. E, devam ediyorum. Karstaki gündüz hava sıcaklığı Malatya'daki gündüz hava sıcaklığından gençler Malatya'da eksi 2 dereceydi. E, 12 derece daha düşük dedi gençler. O halde ne yapalım? Yine eksi 12 ile toplayalım veya 12 derece çıkarmam gerekir deriz gençler. Buradan eksi 14 derece olur. Kars'taki gündüz hava sıcaklığı. Evet. Üçüncü bilgide Malatya'daki gündüz hava sıcaklığı. Gençler Malatya'da eksi 2 dereceydi. Gece sıcaklığından 9 derece daha fazladır. O halde gece sıcaklığı bulmak için eksi 2'den 9 çıkaracağım. Evet eksi 9 dersem eksi 11 olduğunu yazarım. Malatya gece eksi 11 dereceymiş. Evet, Adana'daki gece hava sıcaklığı e, Malatya'daki gece hava sıcaklığından 12 derece daha fazladır. Yaşta Malatya'da gece hava sıcaklığı eksi 11'de. E, o eksi 11'den 11, 12 derece fazlaysa eksi 11'e artı 12 eklerim ve artı 1 olur. Adana'daki gece hava sıcaklığı diyoruz. Evet. 4 ildeki gece sıcaklıklar toplamı da eksi 55 derecedir dedi. Burada gençler ne yapmamız gerekiyor? Kars'taki gece sıcaklığını bulmam gerekir. O halde gece sıcaklıklarını toplayacağım. Gece sıcaklığı gençler şuradan artık bölelim. Ee, Adana'da artı 1'dim. Artı Van'da eksi 20. Artı 3'ünü öncelikle toplayalım. Eksi 11. Bunları toplarsak. Artı 1 ile eksi 11'i toplarsam eksi 10 yapar. Eksi 20 ile toplarsak da eksi 30 derece olur. Üçünün sıcaklık toplamı. Gençler eksi 30 neyi toplarsam gençler eksi 55 derece yapar diyorum. Bakın buradan gençler eksi 30 eksi 25'i toplamam gerekir diyorum. Demek ki Kars'ın gece hava sıcaklığı gençler eksi 25 derecedir diyoruz. Peki A'daki sorumuzda gençler 4 ildeki gündüz sıcaklık toplamını istedim. Şimdi gündüz gençler Adana diyorum artı ikars eksi 14 artı van eksi 6 ve malatya eksi 2. Gerçekten şöyle yapalım. Negatif sayıları toplarsam eksi 14 eksi 6 daha. eksi 20 2 daha gerçekten eksi 2 daha eksi 22. 4 artı eksi 22'den 22'den 4'ü çıkarıyorum. 18 eksi önüne yazdım. Eksi 18 derece olur. Evet bu 4 ildeki gündüz hava sıcaklık toplamı diyoruz. Peki gençler. ikinci sorumuza geldiğimiz zaman gençler B'deki soruya bakıyorum. B'de buna göre karşıdaki gündüz hava sıcaklığı gece hava sıcaklığından kaç derece fazla dedi. Gençler gündüz kars e 14'tü gece eksi 25'ti. Aradaki farkı bulmak için gençler ne yaparız? Gündüz sıcaklığından yani e 14'ten eksi 25'i çıkarmam gerekir. Buradan iki eksi yan yana gelince gençler toplamaya çevirelim. Eksi 14 artı artı 25 diyorum. Evet 25'ten 14'ü çıkartırsam 11 derece fazladır diyorum gençler. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 25. sorumuzda aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu 5 filama verilmiştir. Asya üzerinde bulunan tam sayıların toplamı eksi 13 olan 3 filamayı indirmiştir. Buna göre geriye kalan 2 filama üzerindeki Tam sayının toplamı kaçtır diye soruyor. Gençler böyle sorularda teker teker denemek bize biraz zaman kaybettirir. Bundan dolayı arkadaşlar yöntemimiz şu. Buradaki 5 filan üzerinde yazan sayıları toplayacağım. Evet Toplamları verilen eksi 13'ü buradan gençler çıkartırsam geriye kalan gençler diğer sayıların toplamıdır diyeceğim. O halde önce hepsini toplayalım. Eksi 2 Artı 15 Eksi 17 eksi 24 ve artı 6'yı toplayacağım gençler. Böyle gençler gruplayarak toplayabiliriz. Eksi 2 artı 15 daha artı 13 yapar. Evet, eksi 17 ile eksi 24 toplarsam eksi 41 derece yapar. Eksi 41 yapar pardon. Bir de artı 6 ile toplayacağız. E, 13 ile 6'yı toplayayım gençler. Evet pozitif sayıları topladım. Artı 19 artı eksi 41 diyorum. Buradan 41'den 19 çıkaracağım gençler. 1'den çıkmaz. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2. Eksi 22 olur gençler. Bunların toplamı. Burada ne yapacağım gençler? Aradaki farkı bulmamız gerekiyor. Evet. Eksi 22'den eksi 13 çıkaracağım. Bunu da eksi 22'yi aynen yazarız. Evet bunu da toplamaya çevireyim artı 13 diyorum. Hadi geriye kalan gençler sayıların toplamı 22'den 13 çıkartırsak eksi 9 olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu şekilde aslında daha pratik bir şekilde yapmış oluruz. İstersek gençler tabi deneme yanılma yoluyla et evet, ne yapabilirim sevgili gençler ee, bunun cevabını bu şekilde görebiliriz. Gençler bakın deneme yanılma derken eksi 2 daha sonra sevgili gençler eksi 17 ve 6'yı toplarsam bakın bunları toplamı gençler eksi 13 yapar. E, geriye kalan iki sayımızda da artı 15'te eksi 24'tür. Bunları toplarsak da eksi 9 sonucuna da bu şekilde de ulaşabiliriz. Evet devam ediyorum. 26. sorumuza bakıyorum. Başta da verilen 4 farklı dijital saatin bazılarının üzerine gerçek saate göre saat cinsinden ileri olanlara artı geri olanlar eksi ile gösterilmiştir. Gerçek saatin 15 olduğu anda gençler bakın birinci saat eksi 2 yazdığı için 15'e eksi 2 yani 2 saat geri gidiyorum. 13'ü gösterdiğini söylüyor. Gerçek saatin 10 olduğu anda 4 saatin gösterdiği e, zamanın saat cinsinden toplamı 43 olduğuna göre K kaçtır diye soruyor. Peki gençler öncelikle şöyle yapalım. Saat 10 olduğuna göre birinci saat gerçekte 2 saat daha öncesini yani 08'i gösterir. E, i̇kinci saat gençler 17'yi gösterir. Evet 10'a 7 ekledim. 17 gösterdi. Üçüncü saat 6 çıkartırsam evet, saat 4'ü gösterir. Evet burada gençler bunu şöyle yapacağız. bunların arkadaşlar gösterdi anda saatin gösterdiği anda saat cinsinden toplamı 43'tür dedi. Peki gençler o halde 43 ise gerçekte şunları bir toplayalım. 8 artı 17 artı 4'ü topluyorum. 8, 17 daha sevgili gençler. 25, 4 daha. Şöyle eşitleri yazalım. 25, 4 daha sevgili gençler. 29'dur. 43'e kadar gençler ne olması gerekiyor? 43 diyorum. 43'ten 29'u çıkartırsam aradaki farkın 14 olduğunu görüyorum. Gerçekten 14 gerçekte saatimiz bizim. 10'du. Şimdi 14 olması gerekiyor. Ee, o halde K yerine ne yazması gerekir gençler? Bakın 14 olması için artı 4 yazarsam gençler 10'u e, 4 eklerim ve 14'ü elde etmiş olurum. Bundan dolayı K yerine yazılması gereken değer artı 4'tür diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.